Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Kulağız dinleyenleri ve bizleri sosyal medyadan takip eden sevgili takipçilerimiz. Yine uzun bir aradan sonra her cumartesi olduğu gibi 6. gün programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ali Gürkan Şamiloğlu'yla programı yürüteceğiz. Yine bu hafta, geçtiğimiz hafta içerisinde öne çıkan konuları konuşacağız, tartışacağız. Tabii bu hafta çok yoğundu. Bu yoğunluk hem bakanlar açısından hem başbakan açısından hem de cumhurbaşkanı açısından devletin en yüksek kademesi Mersin'de ziyaretlerde bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'deydiler. Hareketlilik çoktu. Tabii trafik yoğunluğu vardı. Trafikte kapatılan yollar vardı. Ve öncesinde tabii biliyorsunuz hepimizin üzüldüğü, canımızın yandığı, terörün asla amacına ulaşamayacağını noktasında birleştiğimiz trafikte iken asayiş görevini yerine getiren trafik polisi aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Nitekim çok şükür iki polisimiz hafif yaralandı. Çok ağır değillerdi. Bu bizi sevindiren nokta oldu. Bölücüler, hainler yine kalleşliklerini göstermişlerdi. Evet, yoğun bir hafta geçirdik. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin 3. yıl tanıtımını evet. Hem Mersin'de gerçekleştirmişti ama bu sefer ilçelerde de ilçelere yapmış oldukları faaliyetler, yapılan çalışmalar hakkında ilçeleri de gezerek orada Sayın Başkan ilçelerde yapılan yatırımları ve programa alınan yatırımları anlatan güzel bir sunum gerçekleştirmişlerdi ve İçel TV olarak sizlere canlı olarak aktarmıştık. Yoğun bir haftaydı. Neler söyleyeceksiniz Ali Bey? Bu şeyden başlayayım, hani bir terör saldırısı olmuştu, iki polis hafif bir şekilde yaralanmıştı. Bugün de Aydıncık ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan bir otobüs. Midibüs diyelim, yani tam büyük bir otobüs değil de midibüs diyelim, devrildi. Polisler Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun Mersin ilindeki ilçelerdeki ziyaretlerine koruma görevi üstlenmişlerdi. Tabii bugün Mersin şehir merkezinde de yağış var ki öğle saatlerinde yağış bir ara şiddetlendi, şu anda durdu ama yağış ihtimali var. İşte o bölgelerde de yağış yağması nedeniyle tabii bu tür araçlarda genelde biraz hızlı giderler. Yani bir an önce yetişeyim diye, önce varayım diye, bir an önce gidip güvenlik önlemini alayım şeklinde. Tabii yolların kaygan olması nedeniyle yan yattı, devrildi. Çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs. 9 polis yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alındılar. Durumu ağır olan yok şükür. Bir ölüm vakası da yok. Tabii bu olayın olduğu noktaya giden bir ambulans da kaza geçirdi. Yan yattı. O da devrildi yolun yağışlı olması nedeniyle. O ambulansta da sağlık görevlileri yaralandı. Onlar hafif yaralandı. Ciddi bir tehlike yok. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Tabii şunu da söyleyelim hemen yeri gelmişken. Bizde hani Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın dün Aydıncık, Bozyazı ve Anamur programlarını 3 yılda bu hem Mersin ili geneline hem de bu ilçelere ne tür yatırımlar yaptılar, ne tür hizmetler götürdüler, ne tür hizmetler götürecekler, bunu anlattığı toplantılarını takip için İçel TV aracıyla o yolları kullandık. O yolların büyük bir bölümünde yani neredeyse %65, %70'inde tüneller hizmet açılmış ki en son Sayın Bakan Lütfi Elvan ve Ulaştırma Bakanı geldik beraber açmışlardı o tünellerin yine 6 tanesini. Tabii ama inşaatı hala devam eden ama o eski yolun, o virajlı yolların kullanıldığı noktada zaten o kaza meydana gelmiş. O tünellerin açılması da yakın. Yani değil mi? Biz oradan geçerken gördük. Çok ciddi bir çalışma var. Şantiyeler devam ediyor. Yani bir yıla kalmaz o tünellerde açılınca artık oradaki o tehlike kalmayacak. Ama o yollar yine de kullanılacak. Şöyle ki tabii o tünellere tehlikeli madde taşıyan araçlar giremiyor. İşte petrol taşıyan, yani patlayıcı maddeler taşıyan, kimyasal maddeler taşıyan, radyoaktif maddeler taşıyan araçlar o yollara giremiyor. Giremediği için o yollar yine kullanılacak. Ama tabii karayolları
O yollarda genişletme, güvenlik önlemlerini daha da arttırıcı tedbirlerde almış, almaya da devam ediyor ve alacak o yollar, o virajlı yollar daha da güvenli bir hale gelecek diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii oradan başladık, devam edelim. Orayla aslında bir daha bir şey diyelim ya. Yani biz o yolları geçtik, o tünelleri geçtik, şu an yapılan kazayı da gördük de. Ama şunun hakkını da vermek lazım. O tüneller gerçekten tabii, orada yaşanan olmuş, sıkıntıları, orada yaşanan o virajlı yollar, kaza ihtimali yüksek alanların bertaraf edilmesi noktasında bence iyiydi, güzel de olmuş. Çok iyi, çok ciddi. Emeklerine sağlık, ellerine sağlık diyoruz. Bunu da söylemek istedim. Çünkü tabii çok sağlıklı hakkını vermek lazım. Tabii, çok sağlıklı yatırımlar hakikaten, yani çok iyi yatırımlar. Hem yolu kısaltıyor hem güvenli. Bu açıdan çok iyi. Çok çok iyi. O işte o Akdeniz sahil yolu projesinin en önemli noktaları. Ki zaten o Bozyazı, o Tekmen'den başlıyor. Günler Yanışlı'ya kadar galiba o virajlı noktalar devam ediyor. Oralardaki bu tüneller bittikten sonra da zaten yol dümdüz. Yani son derece sağlıklı, güvenli. Mesafe de kısalıyor, zamandan da kazanıyoruz. Tabii, mesafe de çok kısalıyor. Tabii ki, tabii ki. İyi oldu yani, emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Kesinlikle, diyoruz. Kesinlikle. Şimdi şuradan başlayalım. İşte Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Şehir Merkezi'nde 3 yılda Mersin'e neler kazandırdık, neler kazandıracağız, bununla ilgili bir sunum yapmıştı. Kendisinin deyimiyle hesap veriyoruz diyordu. Yani ne yaptık? 3 yıl belediye başkanlığı koltuğunda ben oturuyorum. Kadromla birlikte Mersin iline neler kazandırdım, neler kazandıracağım? İşte ekonomik yatırımlardan tutalım, spor yatırımlarına gelelim, işte altyapı yatırımlarından tutalım, sosyal anlamdaki yatırımlara gelelim. Bütün bunların hepsini en ince ayrıntısına kadar Mersin Şehir Merkezi'nde anlattı. Sonrasında da Çamlıyayla'dan başladı, Tarsus'la devam etti ve ilçeleri de tek tek gezerek o ilçelere de neler yaptık, neler yapacağız. İşte otogarlardan tutun da tam metresine kadar hal kompleksleri metresine kadar kaç metre işte kanalizasyon döşendi, kaç metre içme suyu hattı döşendi, kaç ton asfalt döküldü, kaç metre yol asfaltlandı, kaç metre kilometre yol stabilize yol açıldı, bütün bunların hepsinin tek tek hesabını verdi, orada görsel bir şekilde de anlattı. Biz de İçel TV olarak canlı yayınımızla da bunu tüm dünyaya gösterdik, duyurduk. Bu çok ciddi bir aslında, insan soruyor, geçmiş yıllarda neden belediye başkanları böyle bir şey yapmadılar? Niye yapmadılar? Niye her ilçenin veya ne bileyim her, bugün de Sayın Neşet Ertaş, Tarhan, Neşet Tarhan, Mezitli Belediye Başkanı, o da ben Mezitli ilçesine neler yaptım onu anlatan bir toplantı gerçekleştirdi. İnsan soruyor, niye yapmadılar, niye yapmazlar? Yani ne kadar güzel bir şey. Yani bütçeye, belediye kasasına giren gelirler nereye harcandı, nasıl harcandı, ne gibi fiziki değişiklikler var, bu fiziki değişiklikler sosyal yapıda neler değiştirdi, sosyal yatırımlar nelerdir? İşte Mersin birçok felaket atlattı, işte kar, sel, fırtına felaketi, mağdurlara yardımlar yapıldı, Dosteli Market kuruldu, Mezitli Belediyesi işte gönüllü evlerini kurdu, 9 sayısına ulaştı gönüllü evleri, ki hakeza Toroslar Belediyesi'nde yine öyle, diğer ilçelerde öyle. Yani çok güzel bir şey bu, keşke, eminim bundan sonra devam edecektir. Yani bu belediye başkanları, yani Sayın Kocamaz gitse de, Milliyetçi Hareket Partisi yerel iktidardan uzaklaşsa da, ilçelerdeki bütün belediye başkanları değişse, başka isimler ve başka partiler gelse de, artık halka bu verildi ya, bunun doğruluğunun, güzelliğinin güzelliği ortaya çıktı ya, artık yani yapmaya mecbur. Bundan sonraki bütün belediye başkanları bunu yapmaya mecbur. Halk da isteyecektir, niye yapmıyorsunuz diye. Kesinlikle bir basın da söyleyecektir, halk da söyleyecektir. Çok yararlı, çok iyi. Sayın Kocamaz'ı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz Mersin'de yaşayan insanlar olarak. Gittiğimiz ilçelerde de Sayın Başkan Kocamaz'a büyük bir güven var. Yani çünkü orada
sohbetler esnasında evet gerçekten bakın bu başkan iyi çalışıyor, bu başkan bir şeyler yapıyor diyenler oldu. İnşallah hani siz diyorsunuz ya bundan sonra hükümetler de değişse, işte partiler de değişse, başkanlar da değişse vatandaş bu hizmetleri isteyecek çünkü görüyor artık. Evet. Görmeye başladı. İstenince yapılıyormuş. Çünkü önceki dönemde bırakın ilçelere muhtarlar bile belediye başkanında görüşemiyordu, randevu alamıyordu yani. Tabii. Şimdi muhtar sen, belediye başkanıyla bir araya gelemiyordu. İşte Sayın Kocaman şimdi teknolojiyi de kullanıyor. Oturduğu tabii, makamından istediği muhtarla görüntülü kurulan ağla konuşabiliyor, istekleri, talepleri alıyor. Yani teknolojinin yani şunu kabul edelim. Sayın Burhanettin Kocamaz biliyorsunuz seçilmeden önce de hep şunu konuşmuştuk. Güzel bir ekibi var. İyi çalışan bir ekibi var. Yani Burhanettin Başkan iyi bir ekip oluşturmuş. Daire başkanları da aslında çok iyi koordine edilmiş. Mesela bu hizmetlerin birçok noktasında daire başkanlarının da çok büyük emekleri vardır. Onların katkıları çok büyüktür. Ekip eğer siz ekibinizin başında hizmeti sunmak için bir mücadele veriyorsanız yapabilirsiniz. Tabii ki. Yapıyorsunuz ve görüyoruz işte yapılabiliyor. Darısı Yenişehir Belediye Başkanı'na diyoruz. Bakın Neşet Tarhan da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet. Çok güzel işlere imza atıyor. Ama Yenişehir Belediye Başkanı ne yapar mesela? Yani Yenişehir Belediye Başkanı çıkıp da ben şunları yaptım diyebiliyor mu? Diyemiyor çünkü yaptığı bir şey yok. Yani Yenişehir bölgesinde yaşayan biri olarak görüyorum. Yani Sayın Başkan yatıyor kalkıyor en büyük kültür merkezini yaptım diye övünüyor. O kültür... Çok mu ihtiyaçtı bize? Çok mu eksikliğini hissettik? Hayır. Ya ihtiyaçtı da şöyle bir durum var. Şimdi ben sık sık dile getirdim. Yine dile getiriyorum konu açılmışsa. Şimdi buralar kültür merkezi değil Tekin Bey. Buralar performans sergileme merkezi denilebilir belki. Kültür merkezi değil. Yani Mersin o Cumhuriyet Meydanı'ndaki o bina da kültür merkezi değil. Bu Yenişehir Belediyesi'ninki de kültür merkezi değil. Kültür merkezi nedir? Şimdi kültür merkezinde, kültür merkezi şudur. Kültür merkezi bir defa kesinlikle ve kesinlikle kapanmaz. Yani bir otogar gibi, bir tren istasyonu gibi, bir hastane gibi 24 saat açık kalır. Kültür merkezinde aynı anda tiyatro oynanır, sinema oynanır. Yani sinema oynatılır, tiyatro oynanır, sergiler vardır. Aynı zamanda, aynı anda birçok sanat dalında kurslar verilir. Bir kafeteryası vardır, bir kütüphanesi olur. 24 saat insanlar oraya gidip kütüphanede kitap okur, araştırma yapar, kafesinde sanat sohbetleri yapar. Oraya yazarlar gelir, şairler, sanatçılar gelir, ücretsiz sohbetler olur, imza günleri olur. Sonrasında sanatsal ürünlerin satıldığı çeşitli mağazalar olur, bir misafirhanesi olur. Yani şehir dışından gelen sanatçıların orada konaklayabilmesi amacıyla bunlar olur. Aynı zamanda sanatçıların çeşitli zamanlarda imkansızlığa, maddi imkansızlığa düştükleri zaman kredi alabilecekleri ya da maddi destek alabilecekleri bir ne denir ona? Yani bir yeri olur ona işte nasıl desem yani öyle bir kasası olur, öyle bir bankası olur, öyle bir yeri olur. Şehrin en önemli noktası olur, en önemli canlı yeri olur. İnsanlar orada buluşur, her şey orada döner. Kültür merkezi böyle olur. Yani bu kültür merkezini bu anlattığım şeyiyle yani yapısıyla ta Helenistik dönemde işte eski Yunanlar yapmış, Romalılar yapmış, Osmanlı'nın bazı dönemlerinde olmuş. O dönemin yani o dönemin haliyle, o dönemin yapısıyla bu anlattığım tarzda olmuş. Ama yok, buralar kültür merkezi değil. Buralar bir performans sergileme noktası. Performans nedir? Yani gerçek tanımıyla olur olmadık zamanda, olur olmadık kişilere, olur olmadık yerde, olur olmadık sanat eserlerini sunmadır. Yani bu olumsuz anlamda olur olmadık değil. Bu böyledir. Buralar kültür merkezi değil. Madem bu kültür merkezini yaptınız... Yani konumuz aslında orada değil de konu açıldığı için söylüyorum. Yapıldı, kapısına kilit vuruluyor. Amatör tiyatro oyunları, grupları orada eser yani şey sergileyemiyor. Yani oyun sergileyemiyor. Yok, parasını basıyorsa sergileyemiyor. İşte onu diyeceğim yani sergileyemiyor. Parasını verdiği zaman ya amatörden para mı alınırmış, öyle şey mi olurmuş? Yani gerçek budur yani. Ya işte ya diyorum ya buralar kültür merkezi değil ya. Değil yani bir şey, sahne.
Yani dünyanın en büyük kültür merkezinde yapsanız, en büyük, en çok sahnesine sahip böyle yerlerde yapsanız, yani olması gerektiği şekilde işletemedikten sonra, halkın hizmetini açamadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmez ki. Ali Bey, bir de şu vardır. Yani çürür gider. Hani şimdi Yenişehir Belediyesi'nde biliyorsunuz başkan kendinden çok emin. Özgüven patlaması yaşıyor. Yani müthiş, evet, bir insanın kendine güveni, özgüveni iyidir. Ama Sayın Başkan çok fazla güveniyor. Yani hatta bir dönem şu söylentiler de çıktı Mersin'de, Mersin kamuoyunda. Ben değil, işte ceketimi koysam seçilir mevzusu yaşandı. Bakın. O CHP'li seçmenin sayısına güvendiği için. Evet. Şimdi bakın, yani iyi seçiliyorsun da ne yapıyorsun? Yani ben seçmene şunu sormak istiyorum. Ya neye göre seçiyorsunuz? Yani sizi yönetecekleri, size hizmet edecekleri neye göre? Sırf partinizden olduğu için mi, yoksa size hizmet vereceği için mi? Bir kere bu anlayışı benimsememiz lazım. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Yani bunu da söyleyeyim isterseniz, bu diğer konulara geçelim. Şimdi yani hiçbir dolandırıcılık olmaz. Son derece hesaplar sağlam tutulur. Yani değil mi? Yani bir yolsuzluk olmaz, izin verilmez, yani dürüst olur. Doğru, öyledir. Yani ama sadece bu yetmiyor ki. Yani son derece dürüst olunması, güzel yönetilmesi, hiçbir ahlaksızlığa, hiçbir ne bileyim yolsuzluğa izin verilmemesi, sadece bu yetmiyor ki. Aynı zamanda insanlar bir şey bekliyor. Yani bir şeyler bekliyorlar. Ne gibi? İşte zaman zaman burada spor programında dile getiriliyor. Yani iki tane güzel saha yapılmış ama ölçüler eksik yapılmış, bilerek eksik yapılmış. Neden? Müsabakalar oynanmasın diye. Ya olmaz ki. Yani madem öyle, değil mi? Yani normal standart ölçülerde yapın, kurallar çerçevesinde yapın. Amatörlere de verin. Takımlara da bunu verin. Yani bunun gibi, yani tamam, o sahalar yapılmış, her şey çok güzel, iyi ama ya yapılması hiç bitmiyor ki. Yani belediye, Yenişehir Belediyesi'nin arkasında bir park var. Parkın küçücük bir kapısı var, koskocaman kilit vurulmuş. Yani niye oraya kilit vurulmuş ki? Yani vatandaş oradan girsin. Yani oradaki şeyleri toplasın. Greyfurt var, şifalı bitkiler parkı. Eğer o bitkiler hakikaten varsa orada toplasın onlardan. Yani orada otursun. Küçük bir park zaten de. Güzel de bir park. Yapılsın yani böyle şeyler. Evet, son olarak bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hani başkan çok övünüyor, çok böyle kendinden emin davranıyor ya. Ben buradan soruyorum açık ve net. Başkan Yenişehir'e ne yaptı? Yenişehir'e elle tutulur, gözle görülür ne yaptı? Bunu yaptım, şunu yaptım diyebilecek mi? Kültür merkezi hariç, onu geçelim, o kültür merkezi hariç. Bunun dışında ne yapıldı? Şimdi başkan diyor ya, o zihniyet şunu söylüyor ya, kim söyledi bilmiyorum ama işte ben ceketimi de koysam seçilirim mevzusunu söyleyenlere, o zihniyeti taşıyanlara şunu soruyorum. Arkadaş, mevzu orada büyük bir kalabalıkla temsil edilmek değildir. Mevzu yönetimdir, yönetmektir, yönetebilmektir kabiliyet. Şimdi ben de şunu iddia ediyorum. Sıradan bir vatandaşı Yenişehir Belediyesi'ne başkan olarak tayin edelim. Bak, sıradan partili partisiz birini getirelim. Belediyenin rutin çalışmaları nedir? İşte temizlik toplama, yolları süpürme, kaldırım çalışmalarını yapsın, o da başarılıdır. Çünkü Yenişehir oturmuş bir şehirdir. Hatta daha ileriye gidiyorum. Eğer varsa bunun aksini ispatlayacak. Ben de diyorum ki bana 6 ay mühlet verin. Ben geçeyim. Yenişehir yine yürüyecek. Yani aksinin hiçbir şey olmayacak. Adı üstünde yeni bir şehir olduğu için tabii bazı şeyler... Yani mühim olan ne yaptık? Mühim olan ne yaptık buraya? Neler yaptık? Yenişehir'e ne gibi hizmetler sunduk? Ne gibi şeyler verdik? İşte eğer varsa öyle bir yetenek, 6 aylık bir süreç. Ben geleyim. Orada belediye başkanlığı konumunda yapayım. Yani çok çok basit aslında. Çünkü hani bu kadar özgüvenin yaşanmasını çok fazla gördüm ben. Evet. Belediye başkanının kendine bu kadar çok güveniyor olması, hizmet üretsem de üretmesem de nasıl olsa partim sayesinde seçiliyorum diyerek hareket edilmesi çok doğru değil. Yani Yenişehir'de yapılabilecek çok proje vardır, çok işler vardır, çok büyük eksiklikler de vardır. Bu eksiklikleri gidermek lazım. Bunu yapabilmektir. Vatandaşa hizmet sunmaktır. Çünkü belediyeciliğin vazifesi odur. Evet. Ya o yüzden çok özgüven çok iyi değildir. Her meslekte bu böyledir aslında. Sadece belediyecilik için değil.
Tabii ki. Evet. Şimdi diğer konulara gelecek olursak, şimdi şuna da değinmek istiyorum. Mersin çok fazla hükümet yetkilisini, bakanı ağırlıyor. Şimdi tamam, doğru, gelecekler tabii ki. Yani 16 Nisan'da bir referandum yaşanacak. Referandumda evet oyunun çıkması için geliyorlar. Hem kendi bakanlıklarıyla alakalı Mersin'de yapılacak, yapımı devam eden projeleri denetlemek amacıyla, o projelerle ilgili toplantılara katılmak amacıyla, hem de referandum sürecinde işte evet oylarının çok çıkması amacıyla Mersin'e sıklıkla geliyorlar. İşte Maliye Bakanlığı konuk ettik, Ulaştırma Bakanlığı konuk ettik, Kalkınma Bakanı bu bölgenin Mersin milletvekili olduğu için sürekli zaten burada. Sayın Başbakan geldi, Sayın Cumhurbaşkanı Adana'ya geldi. Şimdi ve burada ve bir de bakılırsa son bir aylık süreç içerisinde Mersin'de üst boyutta geniş katılımlı çok ekonomik toplantı düzenlendi. İş adamlarının katıldığı, bölge iş adamlarının geldiği, Mersinli iş adamlarının geldiği toplantılar fazlalıkla yapıldı. Bu da gösteriyor ki Mersin hakikaten, yani lafta değil, demek ki gerçekten çok önemli bir noktada ve günden güne de her ay, her yılda önemi giderek artan bir coğrafi noktada bulunuyor demek ki. Yani hem limanı açısından, hem işte karayolu açısından, hem Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapılacak olması açısından demek ki çok çok önemli. Bir de dikkat ettiğim bir nokta var. Bu toplantıların, işte sayın bakanların, işte sayın müsteşarların geldiği toplantıların bazı bölümlerinde de basın alınmıyor. Yani basına kapalı gerçekleştiriliyor. Bunun yanında bir de tabii ki özel toplantılar oluyordur. Yani bizim bilmediğimiz bazı özel toplantılar, oda başkanlarıyla, kanaat önderleriyle muhakkak ki oluyordur. Şimdi tabii benim buradan çıkardığım konu şu. Yani gelişmeler de onu gösteriyor. Çok büyük bir ihtimalle bu Suriye'yi çözecekler. Suriye sorunu çözecekler. Suriye'de ya kalıcı bir barış sağlanacak, ya da işte bölünecek, yeni devletler ortaya çıkacak. Ama orada yani artık barışın sağlanacağı muhakkak. Bunu herkes biliyor. Ama tabii ki hiçbir şey birdenbire olmuyor. Çıkar kavgası. Ya belki iki ay sonra mı, bir yıl sonra mı, ama olacağına yönelik kesin bir bilgi olduğu için Mersin hazırlanıyor o şeye. Hazırlanıyor. Şimdi Suriye Savaşı'nın bitmesi demek, o bölgede ticaretin yeniden canlanması demek. Mersin buna hazırlanıyor. Bu bir. İkincisi, Kıbrıs, bence Kıbrıs'ta bir hareketlilik oldu, hani birleşme, ama o da olmayacak kesinlikle. Hükümetin bence Kıbrıs politikasındaki tavrı da değişti. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda çok daha önem kazandı. Düşünün, yani o bölgede, Suriye'de barış sağlandıktan sonra o Kıbrıs çok daha önem kazandı. O nokta açısından, bir toplanma noktası, bir aktarma noktası açısından, bir kontrol noktası açısından Kuzey Kıbrıs çok daha büyük bir önem kazandı. Sonrasında o bölgelerde petrollerin ve doğalgaz aranmasının ve bulunması nedeniyle Kıbrıs daha bir önem kazandı. Bence Kıbrıs'ta birleşme de olmayacak. Türkiye kesinlikle şey, yani o politikasını değiştirdi bence. Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde şöyle bir tavır içerisindeydi, ya çıksınlar bizden. Yani şey yükü, bütün memurların parası bizden gidiyor, bütün her şey bizden gidiyor. Yani bizden çıksınlar, kendi başlarının çaresine baksınlar politikası vardı, ama ben de artık öyle değil, bence ondan da uzaklaştılar. Bir de işte bu son dönemde Kerkük'te Kürt bölgesel yönetimi işte kendi bayraklarını Irak ulusal bayrağının yanında asmaya direnmesi, işte bir Kürdistan kuracağız, bu kesinlikle olacak şeklinde açıklamalar yapması, ortamı biraz gerse de ben şunun farkındayım, yani şunu gözlemledim, kesinlikle onların deyimiyle Kürdistan'ı kuracaklar. Kesinlikle kuracaklar. Kurma, ama Kerkük o devletin sınırları içerisinde yer alacak mı, almayacak mı, o ayrı bir konu. Çünkü çok önemli petrol yatakları var, gaz yatakları var. Çok önemli bir gelir kaynağı.
Türkiye'nin de hakkı var, payı var bunda, tarihten gelen coğrafi nedenlerle. O devlet kesinlikle onu kuracaklar. Ve şunu da ben gözlemliyorum, yani Türkiye'deki iş dünyasında da artık, yani ya bir Kürdistan olsa ne olacak, olmasa ne olacak kardeşim havası var. Yani niye? Çünkü ticaret. Yani şu anda bile oraya, o bölgeye gidenler anlatıyorlar. İşte Erbil'dir, Süleymaniye'dir, Dohuk'tur, nerelere, hangi illere, o şehirlere gidenler söylüyor. Türkiye, küçük Türkiye, yani her şey Türk ürünü diyorlar. Yani bir sakızdan tutun da bir gömleğe kadar, yani bir televizyondan tutun da bir otomobile kadar her şey Türk. Yani Türkiye ile ticaret çok sıkı fıkı, yani çok fazla oraya ürün satılıyor. Böyle bir devletin kurulacak olması... düşündüğümde bazı yazarlardan da okudum, Türkiye'nin de ekonomik anlamda işine geliyormuş. Yani o işte petrol alımı satımı bizim ihtiyaçların karşılanması açısından. İşte bir de bunu değerlendirdiğimizde Mersin çok çok önemli bir hale geliyor. Çok önemli bir hale geliyor. Onun için sıklıkla işte Mersin'i büyükelçiler ziyaret ediyor. Yani düşün, 3 yıldır neredeyse dünyadaki bütün ülkelerin büyükelçileri Mersin'e geldi. Valilerle, belediye başkanlarıyla konuştu. Büyükelçiler sıklıkla Mersin'e geliyor. Ticaret ateşeleri Mersin'e geliyor. Bakanlar son dönemlerde Mersin'e geliyor. İş dünyasının önemli toplantıları Mersin'de yapılıyor. Mersin Valiliği, İş Dünyası, Büyükşehir Belediyesi bir eş güdümle Mersin'i hem Türkiye'ye hem dünyaya tanıtmak için birçok fuara, birçok organizasyonlara gidiyor. Toplantılar üstüne toplantılar gerçekleştiriliyor. Hakikaten söylendiği gibi, yani Mersin'in önü ve geleceği açık. Bunu düşünüyorum. Bir de yani referandum konusunda da şunu düşünüyorum. Bu Mersin'le alakalı olarak. Mersin'de malum Sami Kocamaz Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Yani bir oy çoğunluğu var. Ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi şu anda referandum konusunda AK Parti'ye destek verse de, genel merkezi oyumuz evettir deyip o yönde çalışma yürütse de, MHP tabanında hayırın ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Bunun siyasiler de farkında oldukları için hem MHP tabanının kanaat önderlerini etkilemek hem de şey yapmak, yani evet oyunu artırmak amacıyla da Mersin'e böyle sık sık ziyaret ediyorlar. Ki bakarsanız evet kanadında önemli isimler de hiç Mersin'den ayrılmıyor. İşte Süheyl Batum'dur, işte Metin Feyzoğlu'dur, işte Aytu Atıcı, Hüseyin Çamak. Yani böyle hem kanaat önderi olabilecek hem de konuşmalarıyla toplumu etkileyebilecek isimler de hiç Mersin'den neredeyse ayrılmıyor. Yani evet kanadında. Hayır. Milliyetçi, pardon, hayır kanadında. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bakıyorsunuz, Yusuf Alaçoğlu, değil mi? Yani onlar Mersin'e geldiler, bütün ilçeleri gezdiler. Sonra... kadın milletvekili vardı. Meral Akşener Mersin'e geldi. Çeşitli olaylar, şunlar bunlar yaşandı ama yine de o toplantılarını yaptılar. Hayır kanadı da önemli isimleri Mersin'e gönderiyor. Onlar da her şeyin farkında, Mersin'in öneminin farkında diye düşünüyorum. Şimdi diğer bir konuya geçmek istiyorum izninizle. Bu Sayın Başbakan da, Binali Yıldırım da geldiğinde Mersin'e Özgecanlar Derneği'ni ziyaret etti. Özgecan'ın babasıyla görüştü. Şimdi Özgecanlar Derneği hani bir yönetmenle bir film anlaşma imzaladı. Yani bir sözleşme imzaladı. Bir filmi yapılacak Özgecan'ın. Hayatını anlatan, Özgecan'ın yaşamını anlatan, Özgecanların olmaması için toplumda bir farkındalık oluşturabilecek bir bilinç aşılayacak bir filmin yapılması için. Elazığ'da bir pazar kuruldu. O pazardan elde edilen gelirle Özgecan filmine katkı sağlanacak. Bu galiba bazı illerde daha yapılacak. Şimdi amaç tabii ki iyi, tabii ki güzel, tabii ki hoş. Ama geçmiş yıllarda, yani toplumumuz hafızasını bir böyle yenilerse, unutmuşsa da, yani böyle bir araştırma yaparsa Google'da, ya görecekti. Yani geçmiş yıllarda bu tür organizasyonlarda böyle aradan çıkan kötü niyetli kişiler suyu bulandırdı Tekin Bey. Suyu bulandırdı gerçekten. Şimdi Kültür Bakanlığı bu filmin yapılmasıyla alakalı olarak, Kültür Bakanlığı ya da Mersin İl Kültür Müdürlüğü bu işin neresinde? Mersin Valiliği bu işin neresinde? Onu bilmiyorum. Ama
Yani aman dikkat diyorum. Yani biri çıkıp bir yerde bir suyu bulandıracak, bu işi de berbat edecek gibime geliyor. İnşallah olmaz, inşallah yanılırım. Yani madem böyle bir karar verildi, keşke, şimdi mesela sosyal medyada görüyoruz değil mi? Bir sürü sanatçı bir araya geliyor. Çeşitli yani evete ya da hayra yönelik çeşitli fragmanlar yapıyorlar değil mi? Kısa filmler yapıyorlar. Bakıyorsunuz o filmlerdeki görsellik, anlatım ne kadar mükemmel değil mi? Yani bir Hollywood filmi gibi. Ya da reklamlara bakıyorsunuz, çeşitli reklamı. Ne kadar güzel değil mi? Ya bence keşke şöyle olsaydı. Yani Kültür Bakanlığı işin içerisine girseydi. Mersin Valiliği, bilmiyorum neresinde ya, şu anda bu konuda ezbere konuşuyorum biraz. Ama istiyorum yani şu anda bir daha mesaj gelerek anlatılabilir her şey. Kültür Bakanlığı işin içerisine girseydi, dünya yani dünyanın en önemli yönetmenlerinden yönetmenleri var bizde. Öyle değil mi? Yani bu yönetmenlerden biri işin içerisine girmiş olsaydı, bu yönetmenlerden birinin ekibi işin, örneğin mesela Ferzan Özpetek işin içine girmiş olsaydı veya Çağan Irmak işin içine girmiş olsaydı. Yani bunun ekibi bu filmi çekmiş olsaydı. Yani hem dünyanın tanıdığı, eserlerine güvendiği bir yönetmenin bir filmi ayrı bir bakış açısı getirecektir. Ya Özgecan neler yaşandı şeklinde değil de, Özgecan neden böyle bir olay yaşadı? O Supi, o babası, o arkadaşı Fatih nasıl bir çocukluktan geçmişten geldiler de içlerindeki o kin, o nefret, bu yapı nasıl oluştu da böyle bir olayı yaşattılar Özgecan'a? Yani konunun özüne inecek. İşte buradan çıktı, buradan geldi, şu dolmuşa bindi, işte şöyle oldu, o üzgünüz şeklinde değil de, yani değil mi, daha derine inen, toplumu etkileyebilecek, topluma çok ciddi mesajlar verebilecek bir ekip bunu yapmalı. Yani yetenekli bir ekip bunu yapmalı. Belki şu andaki yönetmenimiz de şeydir, yeteneklidir ama Mersin'i şuradan ben tecrübe ederek söylüyorum. Mersin'i anlatan, Mersin'in tarihini, tarihi güzelliklerini, Mersin'de yaşanmış çeşitli hikayeleri, işte Şahmeran'dan tutun da bilmem Kız Kalesi'ndeki yaşanan o hikaye, o efsaneye yönelik bazı filmler çekildi. Ama bu filmler ne gişe yaptı, ne duyuldu, ne de festivaller kabul etti. Bugün yani bir filmin gişe yapması için festivallere gitmesi gerekiyor. Festivallerin kurulunun kabul etmesi gerekiyor. Yani oynaması gerekiyor. Birçok sinemada oynaması gerekiyor. Ya öyle bir film yapın ki kardeşim, yani bu film Türkiye'deki bütün sinemalarda zorla değil, oynansın, insanlar da gitsin izlesin, birilerine de tavsiye etsin, gelin izlesin diye. Ama yaşanan bir dramı değil, Özgecan'ın ve Özgecan'ın ailesinin yaşadığı dramı anlatmayın. Bu toplum böyle bir olayı niye yaşadı? Ve yaşamaması için ne yapılması gerekir? Bunu anlatan bir film yapın. İnşallah birisi suya bir taş atıp da bulandırmaz. Bazı mesajlar da gelmiş. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlara. Okunabilecek yapıda mesajlar değil ama Semir Bolat'a, Murat Yiğit'e çok teşekkür ediyorum gönderdiği mesajlar için, program için teşekkür ediyoruz. Bilmiyorum bu konularda sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı ama? Yok tabii ki, dediğimiz gibi yani bir iş yapılacaksa sağlıklı bir şekilde yapılması lazım. Hele böyle bunun, konularda tabii, değil mi? Daha çok iyi hassas bir, olunan konular. İyi şeylerle yapılır. Mesela çoğu zaman şey oluyor ya Ali Bey, yani sizin aslında o net anlatmak istediğiniz şeyi anlıyorum. Birçok izleyicimiz de anlıyor. Çünkü görüyoruz mesela o kadar kötüler var ki. Çıkıyor aradan ne yazık. Mesela bir şehit üzerinden bile aileyi dolandırmaya çalışan o zihniyete sahip kötüler var maalesef. İşte bakıyorsunuz bir yıkımdan, bir depremden sonra insanların o duyguları üzerinden onları egale etmeye çalışan kötüler de var. İşte hassas olmak lazım. Mutlaka yani böyle bir film için mutlaka Kültür Bakanlığı, mutlaka Mersin'de çekilecek Mersin Valiliği, bir Turizm Müdürlüğü mutlaka haberleri vardır. Çünkü çekim izinleri alınmak zorunda. Tabii mutlaka haberleri vardır da inşallah devrededirler. Yani işin mali boyutuna da, sanatsal boyutuna da müdahale etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bakın mesela Mardin'de bir dizi yapıldı. Evet. Şimdi Mersin'den o diziyi izleyen bir kişi Mardin'de insanların
bütün insanların elinde Kalaşnikov gezdiğini, evlerinde silahlarla, silah deposuyla yaşadığını, var diye yaşadığını diye biliyor. Yani benim şahsi arkadaşlarım, mesela Batılı arkadaşlarım bana senin Kalaşnikov'un var mı dedi. Evet, Güneydoğu'da mı, ama yok. Yani resimde görmüşümdür. İşte tankı, topu, tüfeği olan diye gösteriyorlar. İşte bu yüzden ne oldu? Biz o zaman da Mardin valiliğini eleştirmiştik. Kardeşim, bir film çekiliyor ama müdahale etmiyorsunuz. Evet. Siz neyi yaparsınız? Yani kentinizin bu şekilde tanıtılmasını, yani işte evet vardır. Maalesef var, hala tamamıyla sonlandırılamadı ağlık sistemi. Ama o kadar büyük boyutlu değil yani. Hepsinin elinde Kalaşnikov, devlete karşı çıkan veya işte ne bileyim kendi devletini kurmuş gibi bir yapı yok orada. Bunu bu şekilde göstermeleri, işte orada farklı bir mesajın iletilmesi yanlıştı dedik. Ondan sonra gelen film çekimleri için biliyorsunuz orası bir film platosu haline dönüşüyor yavaş yavaş. Daha temkinli davranılmaya, daha çok özen gösterilmeye ve senaryo üzerinde yaptırıcı güçler olmaya başladı. Bu da tabii. Katkı sağladı. Hele böyle konularda çok daha hassas olunması gerekiyor. Yani tam ehil insanlar, yani ehil adayı değil de tam ehil insanların böyle şeylerde kesinlikle görev alması gerekiyor. Mersin'in hem Mersin için hem de toplum için çok daha iyi. Şimdi Mersin İdman Yuvası'na geleceğim ama bu uyuşturucu şeylerine de değinelim. Çok sıklıkla şimdi uyuşturucu operasyonları gerçekleştiriliyor Mersin'de. Buna bağımlı olarak da terör operasyonları. Çünkü uyuşturucu terör bir arada. Yani terör uyuşturucuyla var. Yani uyuşturucuyu pazarlıyor, elde ettiği gelirle işte adam topluyor, ne bileyim silah alıyor, patlayıcı yaptırıyor, eğitime gönderiyor, şu bu. Yani ikisi beraber, at başı gidiyor ikisi. Bu işte TC'de polis otomobiline bombalı saldırı sonrasında iyice sıklaştı terör ve uyuşturucu operasyonları. Ve tabii Sayın Bakanların, Başbakanın, Cumhurbaşkanının gelecek olmasıyla da alakalı, habire sıklaştırılması bu şeyi, operasyonların. Çok başarılı, çok iyi, yani çok her şey ele geçiriliyor, gözaltına alınanlar oluyor, tutuklananlar oluyor. Ya tutuklanan olmasa bile, gözaltına alınan olmasa bile en azından bunu üretip bunu satmaya çalışacak insanlarda bir olumsuz baskı oluşturması açısından da çok önemli. Yani harekete geçilmesini engelleyici açısından da bu çok önemli. Ama şöyle de bir durum var. Yani şimdi hala söyleniyor. Ya hala işte ne bileyim üniversitenin yakınlarındaki yerlerde, yok işte liselerin yakınında, ortaokulun yakınlarında, ilkokulların yakını yerlerde uyuşturucu hala satılıyor, uyuşturucu hala satılıyor diye. Tamam, olabilir. Polisin sivil ekipleri var. Görüyoruz, operasyon yapıyor okul çevresinde, şurada burada. Ama bir de ailelere de görev düşmekle birlikte benim değineceğim nokta şu. Okul müdürleri de çok uyanık olsunlar. Öğretmenler de çok uyanık olsunlar. Ne yazık ki şimdi günümüzde yine aslında sevgili öğretmenlerin kendi hataları, bir öğretmen dövme, bir işte öğretmene şiddet uygulama olayı çıktı ortaya. Buna kendi hataları yine. Yani çünkü 1980 yılından sonra öğretmenlik mesleğini seçen insanların büyük bir çoğunluğu amaç oydu zaten, toplumun yapısını bozmak istedikleri için egemen güçler önce eğitim öğretim bozdular. 80 yılından sonra öğretmenlik mesleğini geçen insanlar da idealizmi öldürdüler. İdealizm ölürse işte o ideal öğretmen tipi de ortadan kayboldu. Evet. Sadece sınıfa gir, bir şeyleri anlat, tahtaya bir şeyler yaz, öğrenci alırsa alır, almazsa almaz, benim umurumda değil, ay sonunda da paramı alırım, keyfime bakarım zihniyetiyle öğretmenler çoğaldığı için böyle bir şey görse de korktuğu için, başıma bir iş gelir, aman şu bu falan dediği için bilse de görse de müdahale etmiyor. Ne ihbarda bulunuyor ne de müdahalede bulunuyor. Aradan da zavallım işte karakteri sağlam, tertemiz, idealist okul müdürleri, öğretmenler çıkıyor. Onlar da bu konuda direndiği zaman bu sefer onlar da kötü insanların, uyuşturucu satıcılarının ya da teröristlerin ya da ne yazık ki ağır bürokrasinin altında eziliyor, mahvoluyor, gidiyor. İşte hani bir öğretmenimiz ödül almadı mı şeyden,
Trump'ın eşinden kendi okulunda yaşadığı bir kız çocuğuna cinsel taciz olayını direttiği için. Çünkü ispatlar var ama müdürle görevden aylar süren kadının mücadele ettiği öğretmen. Şu anda adını hatırlayamadım. Aylarca müdahalede bulunduğu, müdahale yaptığı, direndi müdüre, yani o tacizi yapan kişiye cezayı verdirdi ve bu başarısından dolayı da pes etmediği için de Trump'ın eşinden Ivana Trump'tan şey aldı, ödül aldı. Yani ondan ödül alması önemli değil de, yani böylesine diretmiş olması, yani bir güzel. Ama işte yok oluyor, kayboluyor, gidiliyor. Yani lütfen herkes aklını başına alsın biraz diyorum. Bir de gelelim Mersin İdman Yurdu'na. Mersin İdman Yurdu'nda artık bizim söylememize bir şey kalmadı. Niye bir şey kalmadı? Bu Şanlıurfa Spor maçının sonrasında hem canlı yayında verdik, hem de haber bültenlerimizde verdik, ön libero'da verdik. Sonra amatör futbol programında verdik, ben kendi programda verdim. Teknik direktör Levent Eriş, Sinan Kaloğlu, Güven Varol ve Nurullah Kaya öyle güzel şeyler söylediler ki artık o söylenen sözlerin üstüne bir şey söylemek imkansız. Ya kısaca Sinan Kaloğlu ne dedi? Dedi ki, şimdi biz dedi ligde kalacağız, buna inanıyoruz. Ligde kalmak için de mücadele ediyoruz. Bu mücadelede bizim yanımızda olan Mersin dinamikleri, iş adamları, bürokratlar, taraftar, şu bu. Biz bu amacımıza ulaştığımız zaman bizim yanımıza gururla gezecekler. Ama bizim yanımızdaymış gibi görünüp de ortalarda olmayan kişiler nasıl bir utançla sokakta gezecekler diye çok ağır bir laf söyledi. Onun utancını ömürleri boyunca yaşayacaklar. Yani böyle bir imkanları varken bize destek vermedikleri için. Ya sevgili Sinan, gezdiler geçmişte, yine gezerler, hiç merak etme. Futbolcuların bu çıkışı sonrasında bir şeyler değişti. Ne değişti? Yine garibandan, zavallıdan, esnaftan, öğrenciden, taraftardan bir destek geldi. Yine odalardan, bir hiç çıt yok. Yine ne bileyim zengin kişilerden, işte ekonomiye, Mersin ekonomisine yön veren işte TÜSİAD şubesidir, MÜSİAD şubesidir. Bunun gibi yapılardan herhangi bir ses yok. Ha, onlar da bazı konularda haklılar. Diyorlar ki yani geçmişte çok yapıldı. Artık güvenmiyoruz diye. Bunu başkan bunun çaresini de söyledi. Dedi ki ya bana para vermeyeceksiniz, kulübe de para vermeyeceksiniz. Eğer bir destekte bulunmak istiyorsanız ben size hesap numarası vereceğim, falan futbolcunun hesabına yatıracaksınız. Ya geçmiş borcumuzu ödeyeceksiniz ya da şu andaki futbolcumuzun bir taksitini ödeyeceksiniz. Ya ben size hesap numarası verecek kulüp, oraya yatıracaksınız. Yani biz aradan çıkıyoruz dedi. Yeter ki destek verin diye. Yani böyle bir kolaylık da getirdi. Bize para mara yok dedi. Elimize bir çekmek de vermeyeceksiniz. Kendiniz isterseniz internetten yapın bunu, gönderin. Şimdi Mersin İdman Yurdu deplasmana gitti. Yarın Manisa Spor'la oynayacak. İnşallah galibiyetle döner. Galibiyetle dönerse çok çok iyi olacak. Bütün rakiplerimizi altımıza alma ihtimalimiz de var. Ondan sonraki hafta Elazığ Spor'la karşılaşacağız. Elazığ Spor karşılaşması çarşamba günü olacak. Bu referandum haftası olması nedeniyle hafta içi oynanacak maçlar çarşamba günü olacak. İlk önce maçın saati 16 olarak açıklanmıştı. Sonra 15'e çekildi. Sonrasında da 18 olarak düzeltildi. Yani Mersin İdman Yurdu'nun başvurusu üzerine, yani seyirci gelsin diye. Hafta içi 3'te kim gelirdi, 4'te kim gelirdi maça? Tabii. Gelebilirdi. Mersin İdman Yurdu'nun başvurusu üzerine Elazığ Spor karşılaşması da Mersin Stadyumu'nda akşam 18'de alındı. Herkesi de maça bekliyoruz diyorum. Evet. Benden bu kadar şimdilik. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu haftada yine haftanın değerlendirmesi gerçekleştirildi. Önümüzdeki hafta cumartesi tekrar 6. gün programında sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Yeah.